Geleceğe yönelik umutsuzluk, çaresizlik hissedebiliriz. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Psikoloğu Elif Saraç, koronavirüsün psikolojik, fiziksel ve duygusal açıdan kişilerde stres ve kaygı durumları oluşturduğunu söyledi. Şu anda yaşadığımız salgın sürecinden kaynaklı hepimizde bir takım psikolojik belirtiler ortaya çıkmaktadır. Günlük rutinlerimiz bu süreçte değişmekte ve bu da doğal olarak anksiyetemizi artırabilir. Belirsizlikten kaynaklı hayatımız üzerindeki kontrolümüzü kaybediyor gibi hissedebiliriz. Kontrolü kaybediyor gibi hissedebiliriz. Sosyal izolasyon ve karantinanın getirdiği bir yalnızlık hissi oluşabilir. Elif Saraç, koronavirüs salgınının insanlar üzerinde psikolojik ve fiziksel etki yaratmasıyla birlikte belirsizlikten kaynaklı kaygı yaşanabileceğine dikkat çekti. Geleceğe yönelik umutsuzluk, çaresizlik hissedebiliriz. Sevdiklerimize karşı yoğun kaygılar duyabiliriz. Sürekli aklımıza ya ona bir şey olursa, ya ona zarar verirsem gibi düşünceler gelebilir. Sürece dair birilerini suçlama eğiliminde olabiliriz. Eski alışkanlıklarımıza özlem duyabiliriz. Eski alışkanlıklarımızı özleyebiliriz. Yine bu süreçte konsantre olmakta güçlük çekebiliriz. Dikkatimizi toparlamakta güçlük çekebiliriz. Bir şeyleri hatırlamakta gün içerisinde zorlanabiliriz. Sıkıntılar yaşayabiliriz. Ya da yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanabiliriz bu süreçte. Çok fazla uyuma davranışı ya da uykuya dalarken sıkıntı yaşama, zorluk yaşama ya da uykuyu sürdürmekte sıkıntı yaşama gibi durumlar oluşabilir. Çok fazla yemek yeme ya da iştah kaybı gibi belirtiler gözlemleyebiliriz. Sorumluluklarımızı önemsemeyebiliriz bu süreçte ya da tam tersi sorumluluklarımızı erteleyebiliriz. Sürekli erteleme eğiliminde olabiliriz. Sürekli yalnız kalma isteği, sürekli birilerinden uzaklaşma isteği ya da tam tersi olarak birilerinin yanında olma isteği oluşabilir bizde. Sürekli olarak gergin ve huzursuz hissedebiliriz bu süreçte. Bunlara baş ağrısı, mide bağırsak problemleri, çarpıntı, baş dönmesi gibi belirtiler de eşlik edebilir. Saraç, evde kalınan süreçte psikolojik sağlamlık oluşturmak için yapılması gerekenler konusunda da tavsiyelerde bulundu. Aslında bu gösterdiğimiz bütün psikolojik tepkiler, anormal süreçte yaşadığımız bu anormal süreçte gösterdiğimiz normal tepkilerdir. Peki ne yapacağız bu süreçte? Kendimizi iyi hissedebilmek için neler yapacağız? Nasıl düşüneceğiz? Neler düşüneceğiz? Öncelikle bu belirtilerin hepsi, bu gösterdiğimiz tepkilerin hepsi normal. Bu benim gösterdiğim tepkiler normal diye düşüneceğiz. Bunları hissederken yalnız değilim, herkes bu süreçten geçiyor diye düşüneceğiz. Bu geçici bir süreç ve bazı şeyler benim kontrolüm altında değil diye düşüneceğiz. Ev içerisinde kendimizi iyi hissettirecek şeyler yapabiliriz. Örgü örme, çiçek bakımı, yemek yapma ya da kitap okuma, müzik dinleme gibi şeyler yapabiliriz. Ya da uzun süredir ertelediğimiz, bir türlü yapmaya fırsat bulamadığımız şeyleri yapabiliriz. Ufak tefek tamirat işleri ya da dolapların düzenlenmesi gibi. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek adına tabii ki beslenmemize, uykumuza dikkat etmeliyiz. Çocukları koronavirüsün psikolojik etkilerine karşı nasıl desteklenmesi gerektiğine dair önemli bilgiler veren Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Psikoloğu Elif Saraç, çocukların ebeveynlerinin duygularından ve tutumlarından oldukça etkilendiğini, bu sebeple ebeveynlerin olumlu düşünmesi ve süreçte çözüm odaklı bir yerde durmasının oldukça kıymetli olduğuna dikkat çekti. Bu süreçte aslında onlar da çok fazla etkilenmekte tıpkı bizim gibi. Onlar da bir takım belirtiler göstermekte, bir takım tepkiler göstermektedirler. Onlar ayrılık karşısında bu süreçte sık sık ağlama davranışı gösterebilirler. Tıpkı bizim gibi üzüntü, korku, öfke gibi duygular hissedebilirler. Onlarla konuşmaktan çekinmeyin diyoruz biz normalde. Çünkü çocuklar bu değişimin dediğim gibi farkındalar ve belirsizlik onların kaygısını, anksiyetesini yükseltmektedir.